Arkadaşlar merhabalar. Bu iz düşüm operatörle ilgili üçüncü dersimiz. Bu üçüncü dersimizde son bir tane örnek çözeceğim ve bitireceğim arkadaşlar. Şimdi örneğimiz şu değerli arkadaşlar. Şurası N yönü olsun. Burası da M yönü olsun. Aradaki açı da teta olsun. N ve M'ler her biri birer birim vektörlerdir. Tamam? N, M birim vektörler. Soru şu arkadaşlar. Elektron olsun. Elektronun spinini N yönünde hazırlayıp M yönünde ölçersek. Artı 1 elde etme ihtimalimiz nedir? Arkadaşlar şimdi soruyu ben bu kuantum mekaniğinin ihtimal hesabının nasıl yapıldığı ilgili en önemli örneklerden bir tanesidir arkadaşlar. Bir gerçek bir kuantum mekaniksel hesaplamadır. Değerli arkadaşlar şimdi soru şu. Biz elektronumuzu önce ne yönde hazırlıyoruz? Yani spinimizi, yani manyetik alanı ne yönde oluşturursak eğer, bu herhangi bir yöndür, bu da başka herhangi bir yöndür. İkisi de birim vektörlerdir. Manyetik alanı ne yönde oluşturup elektronu içerisine koyup birazcık beklersek, elektronun eninde sonunda bir foton yayınlayarak spinini ne yönde yönlendirecektir. Dolayısıyla böylece biz elektron spinini ne yönünde hazırlamış olduk. Daha sonra bu manyetik alanı kaldırıp elektron duruyor. M yönünde manyetik alan oluşturduk ve elektronu bunun içerisine koyduk. Spinin M yönünde olma ihtimali nedir? Tamam mı? M yönünde olma ihtimali nedir? Yani değerli arkadaşlar, bizim durumumuz sigma skaler çarpı N eşittir artı 1 durumudur. Tamam mı? Sigma skaler çarpı N eşittir artı 1 durumunda hazırladık biz bunu. Ve şunu ölçmek istiyoruz. M yönünde ölçme ihtimalini hesaplıyoruz. Bu M yönündeki iz düşüm operatörümüz ise M yönündeki iz düşüm operatörümüz ise M eşittir artı 1 ise şudur arkadaşlar. Şudur. I artı sigma skaler çarpı M bölü 2'dir. Nereden biliyorum bunu? Çünkü bir önceki derste bunu hesapladım, değil mi? Herhangi bir yöndeki iz düşüm operatörü bu yöndeki spinin artı M yönünde olma ihtimalini verecek olan bu yön üzerinde, yani bu yön üzerindeki iz düşüm operatörüdür. O da P artı 1'dir ama M yönündeki olduğu için sigma skaler çarpı M bölü 2 yaptık bunu. Tamam mı arkadaşlar? I birim operatör. Peki bu da bizim durum vektörümüz. Durum vektörümüz sigma skaler çarpı N eşittir artı 1'dir. Öncelikle sigma skaler çarpı N şudur. Bunları yazalım. Sigma skaler çarpı N eşittir N3, N1 eksi i N2, N1 artı i N2, N1 pardon, evet eksi N3. Sigma skaler çarpı M ise, yani elektronun M yönündeki spinini temsil eden operatörümüz M3, M1 eksi i M2, M1 artı i M2 eksi M3. Arkadaşlar ve bu hesaplamada şöyle olacaktır. Mesela şöyle kendimize notasyon uyduralım. M3 M N. Yani spin N yönünde hazırlanırsa ve ölçülürse M yönünde olma ihtimali. M yönünde olma ihtimali olsun ki onu soruyor zaten. O zaman P M N eşittir
şöyle olacak. Sigma skaler çarpı n eşittir. Artı 1 p artı sigma skaler çarpı n eşittir. Artı. İşte bu hesaplamayı yapacağız. İzdüşüm operatörlerini kullanarak. Bu p artı dediğimiz şey m üzerindeki izdüşüm operatörü. O da şu operatör. Sigma skaler çarpı n eşittir artı 1. N yönündeki şu operatörün öz vektörü. Tamam mı? Şurası sigma skaler çarpı n'nin öz vektörü. Birinci öz vektörü. Bir tane öz vektörü daha var. Bir tanesini kullanabiliriz. Spin çünkü bu yönde hazırlanmışsa o zaman öz vektörü budur. Ve bu yönde hazırlandığı zaman ihtimali verecek olan da budur. İşte bu kuantum mekaniğinin temel hesaplamalardan bir tanesi arkadaşlar. Biz bu vektörü inşa edebiliriz. Öncelikle şunu inşa edelim daha önceki bilgilerimizle. Sigma skaler çarpı m'nin bu olduğunu biliyoruz. Bir de birim operatörle toplayacağız. Sonra ikiye böleceğiz. Dolayısıyla p artı dediğimiz şey 1 bölü 2 1 0 0 1 artı sigma skaler çarpı m. Yani m3 m1 eksi i m2 m1 artı i m2 eksi m3 ki o da 1 bölü 2 1 artı m3 m1 eksi i m2 m1 artı i m2 1 eksi m3 olacaktır. Bu izdüşüm operatörümüz bu arkadaşlar. Tamam mı? Peki bu öz vektörü neydi arkadaşlar? Hatırlayan var mı? Bir önceki dersimizde yapmıştık. Sigma skaler çarpı n eşittir artı 1. Yani lambda eşittir. Artı 1 olan bu operatörün öz vektörlerinden bir tanesi artı 1'e tekabül eden 1 bölü karekök içerisinde 1 eksi n3. Tamam mı? N1 eksi i n2 1 eksi n3'tü. Doğru hatırladığımdan emin olayım ben. Evet. 1 eksi n3. Tamam. Bu da bu öz vektörlerinden bir tanesi. Dolayısıyla tek yapmam gereken şu ifadede yerine koyacağım ve hesaplamayı yapacağım. Hesap sonucu bir şey çıkacak. Onu geçmeden önce arkadaşlar şu m ve n'lerle ilgili küçük bir şey yapalım. Şimdi m de n de birer birim operatör. Dolayısıyla m'nin 3 bileşeni var. m1, m2 ve m3. O da dolayısıyla m'nin mod kare mod modu boyu 1 olacak. Yani m1 kare artı m2 kare artı m3 kare 1 olacak. Aynı şey n vektörü için de geçerli. n1, n2 ve n3. Dolayısıyla n1 kare artı n2 kare artı n3 kare eşittir 1. Peki m ile n'yi skaler çarpalım. Birinci ile birinciyi çarpıyorduk değil mi? M1 çarpı n1 artı m2 çarpı n2 artı m3 çarpı n3'tür. Tipik iki vektörün skaler çarpımı. Her bileşen kendi aralarına çarpılır ve toplanır. Peki bu neye eşit olacak sizce arkadaşlar? Skaler çarpımın tanımını kullanırsak skaler çarpımın tanımı iki vektörün skaler çarpımı şuydu tanım gereği. Birinci vektörün boyu çarpı ikinci vektörün boyu çarpı aradaki açının kosinüsüydü. Cos theta. Peki m1 birim vektör mü? Evet. Boyu ne kadar? Bir birim. N de öyle mi? O da bir birim. 1 çarpı 1 çarpı cos theta cos theta. Dolayısıyla m skaler çarpı n eşittir m1 n1 artı m2 n2 artı m3 n3 o da eşittir cos theta'dır. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla birim vektörlerle ilgili temel fizik ders serisinde anlatılan vektörler konusunda vektörler uzun uzun ayrıntılı açıklanmış orada. Dolayısıyla iki tane birim vektör varsa bu iki birim vektörün skaler çarpımı iki vektör arasındaki açının kosinüsüdür. Tamam mı arkadaşlar? İki tane vektör varsa ve bu iki vektör birim vektörse iki vektörün skaler çarpımı eşittir aradaki açının kosinüsüdür. Bu bilgiyi de bildikten sonra şu temel hesaplamaları da yapacağız artık. Şimdi şurada yazıyorum. Daha sonra tahtanın diğer kısmını silip oradan devam edeceğim. Yani şu hesabı yapacağım.
Şimdi vektörümüz bu arkadaşlar. Bunun bra versiyonunu yazacağız. Ortaya izdüşüm operatörünü yazacağız. Burada ket versiyonunu yazacağız. Ve bu spinin ne yönde hazırlanır? M yönde ölçülürse M yönde olma ihtimalini verecek. Bir karekök buradan gelecek. Bir karekök de ketten gelecek. Dolayısıyla burası 1 bölü. Karekök kalkacak. 1 eksi N3 olacak. Bu biraz uzar. Şuna sığmayacaktır. Nasıl yazabiliriz? Evet. Şunu, bu bize lazım. Şurası bize lazım. Bir de şu vektör bize lazım. Bu vektörü şuraya yazalım. Olmaz mı? Olur. Sigma skaler çarpı n eşittir artı 1 1 bölü 2 tane 1 eksi n3 n1 eksi n2 1 eksi n3. Değil mi? Tamam. O zaman şurayı silebilirim. Şurayı da silebilirim. Burası M üzerindeki izdüşüm operatörü. Artı M yönündeki izdüşüm. Yani bir vektörü M artı yönünde izdüşümünü alacak olan izdüşüm operatörümüzdü. Bu hesaplamayı yapacağız değerli arkadaşlar. M ve N. Bu da biraz karışık gibi gözükebilir ama aslında sayılar çok kolay, çok rahat geliyor. Onu göstereceğim ayrıntılı size. Dediğim gibi bunlar da çoğu kitapta direkt çözümünü bulamazsınız. Direkt sonuç verecek. Sonuç çok basit bir denklemdir. Çok basit, sade bir denklem ama ayrıntılar burada geliyor. Bu vektörü kullanalım. Dediğim gibi bir buradan bir ketten gelecek. Şurası 1 bölü karekök gidecek. 1 eksi n3 olacak. Ket halini yazacağız. Bra halini yazacağız bu vektörün. Kompleks eşeni n1 artı i n2 1 eksi n3 çarpı izdüşüm operatörümüz 1 artı M3 M1 eksi İ M2 M1 artı İ M2 1 eksi M3 çarpı ket hali şunun M1 eksi İ N2 1 eksi N3 işte arkadaşlar. Bu. Şu parantez içerisinde tabii. Önce şu matrisle bu vektörü çarpacağız. Sonuç bir vektör olacak. Sonra iki vektörün iç çarpımı bir sayı olacak. Sayıyla çarpacağız. Sonuç bir sayı çıkacak. Tamam arkadaşlar? Sonuç bir reel sayı çıkması gerekiyor. Çünkü bu bir hermisyen operatör. Dikkat edin. Biri birinin hermisyen eşleniği bir gözlenir temsil ediyor. Dolayısıyla bunun ölçtüğümüz zaman bunun için elde edeceğimiz sayı reel sayı olacak. Kompleks olmayacak. Hermisyen olduğundan anlıyoruz. Dolayısıyla önce bununla bunu çarpacağız. Matrisle vektörün çarpımı sonucu bir vektördür. Yani birinci satırla vektörün kendisini alıyoruz. Bununla bunu çarpacağız. Bununla bunu çarpacağız. Üstte toplayacağız. Vektörün birinci bileşeni olacak. Sonra ikinci satır alacağız. Bununla bunu çarp, bununla bunu çarp, toplayacağız. Vektörün ikinci bileşeni olacak. Tamam. Devam. Karmaşık bir işlem ama sonucu çok basit geliyor. Ama ben size bütün ayrıntılarıyla çözeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Şurası N1 artı İ N2 1 eksi N3 diğer vektörümüz. Bununla bunu çarpacağız. 1 artı M3 çarpı N1 eksi İ N2 artı bununla bu. M1 eksi İ M2 çarpı 1 eksi n3. Bu vektörün birinci bileşeni oldu. Tamam mı? Bu artık bir vektör. Matris değil. Şurası vektörün birinci bileşeni. Diğeri bununla bunu çarpacağız. M1 artı i m2 çarpı n1 eksi i n2 artı bununla bu. 1 eksi m3 çarpı 1 eksi n3 olacak. Tamam mı arkadaşlar? Ve sonuç nasıl olacak? Şimdi bu bir vektör, bu da bir vektör.
Bu bra hali, bu ket hali. Buna bunu çarpacağız. Buna bunu çarpacağız. Üste toplayacağız. Sonra buna böleceğiz. Sonuç ihtimal neyse o çıkacak. O zaman şu yukarıya artık ihtiyacım yok. Şöyle silelim. Evet arkadaşlar, P M N eşittir. Şimdi şöyle yapalım. 1 bölü 2 kalsın. Şimdi arkadaşlar bununla bunu çarpacağım ve buna böleceğim. 1 eksi N3'e böleceğim. Tamam mı? Bununla bunu çarpıyorum. Hem bunu hem bunu. Birinciyle komple hepsini çarpacağım. Şurası İN2. Burası 1 eksi N3'tü galiba. M3 mü N3 mü? N3'tü. Evet N3. Tamam. Ve şuna böleceğim. Sonra bununla hepsini çarpacağım. Tekrar buna böleceğim. Üste toplanacak. Artık sonuç bir sayı olacak. Yapalım isterseniz. Başlayalım. Gözümüz, insanın ilk bakışta gözü korkuyor değil mi? Ne kadar karmaşık, ne kadar uzun bir şey ama sonuç çok basit çıkıyor. İnanamayacaksınız. Sonuç o kadar basit bir şey çıkıyor ki. Evet. Şöyle yapalım o zaman. Bununla bunu çarpalım. Bir yerden başlamak gerekiyor. N1 artı i N2 çarpı şu 1 artı M3 N1 eksi i N2 bölü 1 eksi N3 dedik. Artı hala bunu çarpıyorum. Bununla bu sefer şu ikinci kısmı çarpacağım. N1 eksi i N2 N1 pardon artı i N2 çarpı şurası N1 eksi i M2 çarpı 1 eksi N3 bölü 1 eksi N3 artı bununla bunu çarpacağım. Şuradan devam edelim. Artı artı bununla bunu çarpı 1 eksi N3 M1 artı i M2 M1 artı i M2 çarpı N1 eksi i N2 N1 eksi i M2 bölü 1 eksi N3 hepsini şuna bölüyorum. Artı son olarak bununla bunu çarpacaktım. 1 eksi N3 çarpı 1 eksi M3 1 eksi N3 bölü 1 eksi N3. İşte bu arkadaşlar. Hepsini çarptım. Tekrar ediyorum. Bununla bunu çarptım. Bununla bunu çarptım. Sonra bununla bunu, bununla bunu çarptım. Hepsini topladım. Hepsini 1 eksi N3'e böldüm. 1 bölü 2 de en parantezin en dışında kalmış oldu. Artık bu işleme ihtiyacım yok. Bunu da silebilirim. Son aşamalara geliyoruz. Şimdi öncelikle arkadaşlar bakın şimdi. Bakın şurada şöyle bir şey var. N1 artı i N2 ile N1 eksi i N2'nin çarpımı var. N1 artı i N2 ile N1 eksi i N2'nin çarpımı neydi? Hatırlayın. N1 artı i N2 ile N1 eksi i N2'nin çarpımı N1 kare artı N2 kareydi değil mi? Ben eğer buna artı N3 kare ekleyip eksi N3 kare çıkarsam hiçbir şey değişmezdi. Ama birim vektörün bileşenleri olduğu için burası 1 olacak. 1 eksi N3. O da 1 eksi N3. 1 eksi N3'ün karesi. O da 2 kare farkında. 1 eksi N3 çarpı 1 artı N3 olacaktı. Dolayısıyla şu ikisinin çarpımında 1 eksi N3 çarpı 1 artı N3 gelecek. 1 eksi N3 ile sadeleşecek. Burada sadece 1 artı N3 kalacak. Tamam mı? Ne kadar sadeleşti. Gördünüz mü? O kadar koskoca işlem. Dolayısıyla hemen hepsini birbirine çarpmaya çalışmayın. Bununla bunun çarpımı sonucu 1 eksi N3 çarpı 1 artı N3. 1 eksi N3 de burada vardı, sadeleşti. Dolayısıyla 1 artı N3 çarpı 1 artı M3 kalır. Bu kadar. Artı.
Burada 1 eksi N3'leri zaten sadeleşti. Geri kalanı çarpalım. N1 ile M1'i çarpıyoruz. N1 çarpı M1. Sonra eksi i çarpı N1 çarpı M2 artı i çarpı N2 çarpı M1 artı N2 çarpı M2 olacak. Çünkü i kare eksi 1 olacak. Buna bunu çarpın, buna bunu, buna bunu, bunu. Yani dağıttım paranteze, bunu ayrıntılı açtım. Tamam. Artı, bunlar da sadeleşti arkadaşlar. Bunu da ayrıntılı açalım. M1 çarpı N1, M1 çarpı N1 artı i çarpı M1 çarpı N2, pardon. Eksi i çarpı, birinci ikinci çarpacağım. Bu M1 çarpı N2 artı i çarpı M2 çarpı N1 artı M2 çarpı N2. 1 eksi N3'ler de burada sadeleşti. Bunu da dağıtalım. Artı 1 eksi M3 eksi N3 artı M3 çarpı N3 olacak. Hepsinin dışında da 1 bölü 2'yi de unutmayalım. Tamam mı? Bunu dağıtmayı unuttuk arkadaşlar. Şurayı dağıtalım isterseniz. 1 artı M3 artı N3 artı M3 çarpı N3. Bunu dağıtırsak, şu kısmı dağıtırsak, burası P M N eşittir 1 bölü 2 1 artı M3 artı N3 artı M3 çarpı N3'tü. Dağıttım. Sonra artı diğerleri. Bak şimdi sadeleşenler var. M3 eksi M3 sadeleşti. Artı N3 eksi N3 sadeleşti. Eksi i çarpı M1 N2 artı i çarpı M1 N2 sadeleşti. Çarpımların sırası değişebilir. Bunlar reel birer sayıdır. M1 N1'ler. Artı i m2 n1 eksi i m2 n1 bunlar sadeleşti. Yerine kaldı. Bir var. Bir de burada var 2. Tamam. Gelişim neler kaldı bakalım. Bir kere 1 bölü 2 var. 1 sayısı 1 sayısı 2. Artı, bakın arkadaşlar, M1, N1, 1 M1, N1 daha, 2 tane M1, N1, tamam, bunlar çarpı değişebilir. M2, N2, 1 tane M2, N2 daha, 2 tane M2, N2, 1 M3, N3, 1 tane M3, N3, 2 tane M3, N3. Dolayısıyla iki parantezine alırsam, burası M1, N1, artı M2, N2, artı M3, N3 olacak. Tamam mı? Yalnız arkadaşlar bir şeyi unuttuk. Şu operatörü yazarken 1 bölü 2 yazmayı unuttum. Bu 1 bölü 2 bra ve ketlerden gelen katsayılardı. Bir de bu operatörü yazarken 1 bölü 2 de buradan geliyordu. Şurası 1 bölü 4 olacak. Tamam mı değerli dostlar? Lütfen orayı unutmayalım. İşlemin başa gidin. Şu vektörün bra halinden 1 bölü karekök içerisinde 2 1 eksi n3 gelecek. Ket halinden 1 bölü karekök 2 1 eksi n3 gelecek. Kareköke gidecek. Dolayısıyla 1 bölü 2 1 eksi n3 gelecek. Bir de ortaya şu operatörü yazacaktık ya. Bu operatörden 1 bölü 2 de geldi. 1 bölü 2 de buradan gelmişti. 1 bölü 4 oldu. Arkadaşlar şurası da M ile N operatörünün skaler çarpımıdır. O da bu iki, pardon, bu M ile N vektörlerinin, birim vektörlerinin skaler çarpımıdır. O da iki vektör arasındaki açının kosinüsüne eşittir. İki parantezini alsak iki parantezini gider. Dolayısıyla P, M ve N eşittir. Sonuç 1 artı cos theta bölü 2 çıkıyor. Sonuç ne kadar basit, güzel çıktı değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın değerli dostlar. Ben şimdi bunu, sonuçta bu hesabı yaptık. Bunu şimdi bazı durumlara uygulayalım. Ta ikinci dersimize götürüyorum sizi. Kübit konusunda. Şimdi bakın arkadaşlar. Eğer biz şimdi n vektörünü x yönü seçelim değil mi? N vektörünü x yönü seçelim. Değişik
durumlara uygulayalım şimdi. N x yönü olsun. M de y yönü olsun. Şurası N olsun, burası M olsun. Aradaki açı 90 derece. Spin'in N yönde hazırlayıp M bileşenini ölçersek kosinüs 90 0 1 bölü 2 çıkar. Eğer spin'i X yönünde hazırlayıp da manyetik alanı Y yönünde uygularsak, ilk dersimize giderseniz göreceksiniz ki böyle hazırlayıp da manyetik alan böyle koyarsak, böyle hazırlayıp da bu yöndeki bileşenini ölçersek bazen spin yukarı ölçeriz, bazen spin aşağı ölçeriz. Ne kadar ihtimalle? %50, %50 ihtimalle. İşte bu formülü onu veriyor bakın. Teta açısı 90 sa cos 90 0 1 bölü 2 oldu. Peki, spin'i böyle hazırlarsak ve manyetik alan içerisine koyarsak demiştik ki hep %100 ihtimalle yukarı ölçeriz. M'yi de N'yi de yukarı, dolayısıyla N'yi yukarı seçiyoruz, M'yi de yukarı seçiyoruz. Yani aradaki açı 0 derece olmuş oluyor. Kosinüs 0, 1'dir. 1 artı 1, 2, 2 bölü 2, 1. %100 hep böyle ölçeriz. Dedik ki eğer spin'i aşağı hazırlayıp da manyetik alan içerisine koyarsak mutlaka spin aşağı hep gözleriz. Hep foton yayınlar. Hep %100 ihtimalle dedik ki hep aşağı olur. Hiçbir zaman yukarı olmaz, değil mi? Eğer spin'i aşağı doğru hazırlayıp da spin'in yukarı bileşeni bulursak hiçbir zaman yukarı gözlemlemeyiz. Hep aşağı gözlemleyiz. Dolayısıyla yukarı ihtimal 0 olur. Aşağıyla yukarı arasındaki açı 180 de olur. Cos 180 eksi 1, 1 eksi 1 0 ihtimalle oldu 0 oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Ve demiştik ki arkadaşlar ne kadar spin'i eğer şurası manyetik alan, hazırladığımız yön manyetik alana ne kadar yakınsa, hazırladığımız yön manyetik alan ne kadar yakınsa ihtimal o kadar artıyordu. %100'e doğru %100'e doğru artıyordu. Bakın cos teta arttıkça teta açısı cos teta kendisi arttıkça kosinüs 0 1'dir. Kosinüs 90 0'dır. Dolayısıyla teta küçüldükçe cos değeri artar. Yani teta ne kadar küçültülürse hazırladığımız yön manyetik alanla aynı yöne ne kadar yakın yönde olursa o yöndeki bileşeni ölçme ihtimalimiz o kadar artar. Bu formun bütün hepsini veriyor arkadaşlar. O ikinci dersimizdeki kübit dersteki bütün deneysel gözlemleri özetleyen formülümüz budur. O da kuantum mekaniğinin temel ölçüm postülalarını kullanmak suretiyle hesaplanır ve bu şekilde ölçülür arkadaşlar. Tamam mı? Bu örnekle beraber ben iz düşüm operatörlerinin bir uygulamasıydı. Güzel bir uygulamasıydı. İz düşüm operatörleri konusunu burada bitiriyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.